Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir üniteyle karşınızdayız diyeceğim ama ünitenin evet. Adı ne? Kimyasal türler arası etkileşimler tamam, arkadaşlar. Tamam, ünitenin başlığını yazdık biz. Evet, sadece başlık attık. Hı-hı. Şimdi hemen giriş yapalım. Öncelikle şunu söyleyelim hocam. Kimyasal tür kısmını ayrı, etkileşim kısmını ayrı değerlendirmiş kimyasal olacağız. Kimyasal tür deyince ne oluyor? Kimyasal bana açıklayın yani. Deyince, ben hiç bilmem birisi olarak. Önce hocam kimyada atom olduğunu biliyorsunuz zaten. Hı-hı. Atomlar ne yapıyorlar? Elektron alıp veriyorlar. İyon haline geçiyorlar. Ya da onların oktetin tamamlamamış yapıları var. Ne olacaktır? Radikal olacaktır. Bir kere kimyasal türden anlamam gereken şey bu. Yani o bileşikleri oluşturan nesneler diyebilir miyiz? Bileşikleri oluşturan nesnelerdir diyebiliriz. Örneğin iyonik bağ bileşiği düşünüyorum. Elementler de o zaman bir tür. Evet tabii ki. Atomlar da bir tür. Ama biz ne yapacağız? Hani bunları sınıflandıracağız genel manada. Hemen şöyle yazdım. Dedim ki kimyasal tür arkadaşlar. Ne yaptım? Biraz önce bahsettiğim kısımları şöyle bir... Hemen. Yalnız az önce yamuk yazıyorsunuz dedim ya. Ona inat şu anda cetvelle evet. Çizer gibi yazıyorsunuz yani. Evet arkadaşlar. Gayet böyle düzenli yazıyorum. Hı-hı. Atom, iyon, sonra molekül ve radikal kavramları. Bu kavramların hepsini şu anda 9. sınıftaki öğrenciler öğrendiler zaten. Evet öğrenecekler ya da. Ha, öğrenecekler. Radikali ben yeni duyuyorum da. Evet. Çok radikalik bir karar aldın derler hocam. Açamıyorum tabii. Evde kavanozları da ben açamıyorum. Şimdi bunu çevirince açılmıyor. Evet. Şimdi hemen atomla başlayalım. Bir kere atom neydi arkadaşlar? Maddenin en küçük yapı taşına atom ismini verecektik. O zaman hemen diyorum ki en küçük yapı taşıdır. Özellikle. Hemen yazalım. En küçük yapı taşı. Maddenin. Peki ben buna örnek vermek istersem ne örneği verebilirim? Örneğin arkadaşlar demir örneği verebiliriz. Sonra magnezyum atomu olabilir, kalsiyum atomu olabilir, başka ne olabilir? Mesela kurşun atomu olabilir. İyon kısmını eğer gösterecek olursak, şimdi atomun elektron alışverişiyle oluşan yapılar iyon kavramını gösterir bize. Ama burada size özellikle açarak göstermek istiyorum. Bir anyon kavramı vardır. Bir de katyon kavramı. Anyona baktığımızda atomun elektron almış halini göstereceğim. Hemen elektron alma diyorum. Sonra katyon dedim. Ve ona da arkadaşlar elektron verme olarak gösterdim. Şimdi bunun en temel örneği kimyada genelde örnek denince aklımıza tek bir tane bileşik geliyor. O da nedir arkadaşlar? Sodyum klorür yani yemek tuzu olması lazım. Benim aklıma su geldi direkt. He, su da evet tabii o da olur ama iyonik bir şey bağlı bileşik. Evet. E eksi elektronun genel gösterimiydi. Evet arkadaşlar tamam, hani elektron eksi olarak E küçük E eksi olarak gösteriliyor. Onu öğrenciler bildiği için. Yok bildiler. Ben bir ara aklıma şey geldi. İyonlarda biri elektron verirken biri elektron alıyordu ya. Evet. Birine artı değerlikli birine. Acaba onda da böyle bir atraksiyon var mı diye düşündüm. Evet. Yok. Yine Vural Hoca biri. Bir tık önceyi değil sonrayı düşünmüş oldu. Şimdi örneğin dedim ki sodyum klorür. Şimdi bu adamlardan sodyum neydi? Artı birdi. Hı-hı. Klor neydi? Eksi birdi. Yani bu bir tane elektron alarak kararlı hale ulaşıyor. Bu da bir tane elektron vererek kararlı hale ulaşacaktır. Ve aralarında iyonik bağlı bileşik oluşmuş oldu. Sonra molekül kavramına bakalım. Molekülü de tanımlarken şöyle bir tanım kullanılıyor. En az iki atomun bir araya gelerek düzenli şekilde oluşturduğu nötr atom gruplarına ben molekül ismini veriyorum. Hemen şöyle kısaca nötr atom grupları olarak yazıyorum arkadaşlar. Sizler tanımlamayı düzgün bir şekilde ifade edin defterlerinize ya da not aldığınız kağıtlarınıza. Nötr atom grupları dedim. Şimdi bu kavram biraz da kovalent bağlı bileşikler için kullanılacaktır. Hemen örneğimizi yazalım. Mesela ne olabilir? Azot monoksit olabilir ya da karbon monoksit olabilir. Sonra başka... Kükürt dioksit gibi kovalent bağlı bileşikler molekül olarak geçmiş olacaklardır. Geçtim neye? Radikal kavramına. Şimdi radikal arkadaşlar eşleşmemiş elektronu bulunduran yapılardır. Bunlar genelde yüksek enerjili olarak gösterilirler. Hemen yazalım. Eşleşmemiş elektronu
olan atom veya atom gruplarıdır diyorum. Eşleşmemiş derken molekül oluşturmak istemiyor gibi bir şey mi bu? Yani herhangi bir şeyle bileşik, ne molekül yahu? Herhangi bir şeyle bileşik oluşturmayacak. Aslında oluşturmuş olması lazım ki ne olsun, enerjisini daha az hale düşürmüş olsun. Yani kimyasal bağ oluşturma eğilimine baktığınızda enerjiyi minimuma indirmek için de atomlar bağ oluşturacaktır. Burada bahsettiğim şey aynen şu şekilde. Şimdi CH4'ün yapısına bakıyorsunuz, bu halinde ne yaptık? Çizmiş olalım. Ne yaptı? İşte burada çizgi olarak gösterdiğim kısım kimyasal bağ kısmıydı. Hı hı. Bir bağ oluşurken arkadaşlar iki tane elektrona ihtiyacım olacaktır. Örneğin buradaki bir elektron karbondan, diğer elektron da hidrojenden gelsin ortak diyelim. Var, evet. Sonra ne yaptık? Buradaki bağ koparmış olalım. O zaman buradaki elektron ne yaptı? Karbonun üzerinde kalmış oldu. Yani yapıma orada baktığımda hemen şöyle gösterelim. Karbon, sonra hidrojen, hidrojen, hidrojen ve burada tek nokta haline geldi. İşte bu eşleşmemiş elektron bizi radikale götürmüş olacaktır. Ve yine arkadaşlar yüksek enerjili olduğunu tekrar ifade edelim. Ve bu yapıyı başka nasıl karşıma gelir derseniz, CH3 şöyle tek nokta olabilir. Sonra NO2 başında bir nokta olabilir. Bir elektronun açıkta kalıyor. Bir elektronun açıkta kaldığı yapılar karşıma radikal olarak gelmiş bir oldu. Bir şey daha soracağım ama. Sorun hocam. Bir de şuradan kopardık. Oluyor bir mu? De buradan koparırsak yine olacaktır. Yine ama genel gösterimde CH4'ten bir tane hidrojen kopartıp metil radikali oluşturuyorsunuz. Tamam. Tamam mıyız? Ama diğer türlü de geçerlidir. Evet. Şimdi hemen ne yapalım? Buyurun hocam. Sorumuzda ne demek istediğimizi anlatalım arkadaşlar. Dedi ki taneciklerin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi artık konudan sonra sorulara geçtiğinizde hep tarzların aslında aynı olduğunu göreceksiniz. Birincisine bakıyorsunuz, flor ne halinde? Bakmış burada güzel bir molekül oluşturmuş. Yani kısaca F2 olarak da söylemiş olalım. O zaman bu neydi? Biraz önce molekül tanımı bizi nereye götürecekti? En az iki atomun düzenli bir yapı oluşturması ve kovalent bağlarda kullanacaktı. Hemen buna dedim ki bu benim için molekül kavramı. Sonra buradaki bağımızı da unutmayalım. OH-1. Şimdi buradaki eksiye baktığınızda da ne olacaktır? O iyonu bu bileşik oluşurken burada bir elektron fazlalığı olduğunu göstermiş oldu. O zaman elektron varsa bu da yapının ne olduğunu gösterir? İyon halinde olduğunu. Yine biraz önce arkadaşlar çizdiğimiz yapıya baktığınızda hemen bağlarımızı biraz daha belirginleştirelim. Burada ne var? Yine tek noktalı bir yapı olacaktır. Bu da yapının arkadaşlar radikal olması gerektiğini söylemiş oldu. Hani buradaki örnekler çeşitlendirilebilir. Sizler sadece temel yapıyı anladıktan sonrasında molekül mü, iyon mu, radikal mi çok kolay bir şekilde karar vereceksiniz. Şekilde çok belli ediyor zaten kendisini. Kesinlikle. Evet, geçelim neye artık? Hemen kalemimizi veriyoruz. Tekrar kullanmak için alacağız. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırmaya. Şimdi temelde ne vardır her zaman? Bir güçlü vardır, bir de zayıf vardır. İşte kimyasal moleküllerde de aynısı olacaktır arkadaşlar. Bir güçlü etkileşimler oldu. Bir de zayıf etkileşimler. Genel tablomuzu çizelim. Zayıf etkileşimler. Sonra güçlü etkileşimler kendi arasında ne yapacak? Alt dallara ayrılmış olacaktır. Birincisi iyonik bağlı bileşikler, sonra kovalent bağlı bileşikler ve biraz daha yeni bir kavram, metalik bağlı bileşikler. Sonra geçtim zayıf etkileşimler kısmına. Zayıf etkileşimleri kısaca şimdilik Van der Waals bağları olarak yazdım. Ve sonra bir de hidrojen bağları olarak ikiye ayrıştıracağım. Van der Waals'ı sonrasında arkadaşlar yine alt dallara ayırmış olalım. Peki benim burada yine neye dikkat etmem lazım?
güçlü etkileşimler ya da kimyasal bağ baktığınızda atomlar arasında elektrostatik bir çekim kuvveti oluşuyor. Ya bu çekim kuvveti nedir? Bir tanesi itiyor, diğeri çekiyor. E o zaman ben bu güçlü ya da zayıfı nasıl ayrıştıracağım? Şöyle ki arkadaşlar, bunlar atomların arasında gerçekleşiyorsa kimyasal bağ olacaktır ve bunlar ne olur? Güçlü olur. Demek ki ben güçlü etkileşimleri kimyasal bağ olarak düşünebilir miyim? Artık evet düşünebilirim. Zayıf etkileşimlere bakacak olursam, şimdi iki tane molekülün arasında olacaktır arkadaşlar. O zaman bunlar da fiziksel bağ olması gerekiyor. Yani temelde şunu söylemek istiyorum aslında. Özür diliyorum. Fiziksel bağ deyince o zayıf etkileşimler tekrar eski haline getirilebiliyor mu? Kimyasal bağ oluşturduktan sonra tekrar eski haline getirmek kimyasal olaylara bağlı diyebilir miyiz? Şöyle düşünebiliriz. Hani burada fiziksel bağ var. Evet, aradaki bağ kırıp da tekrar eski haline döndürme olayı gerçekleşmiş olacaktır. Hı hı. Mesela örneğin iki elinizde bir iyonik bağlı katı var. Ne oldu? Yani onu sulu çözersiniz. Normal maddelerden örnek verebiliyor muyuz bunu? Atıyorum sabun tozuyla demir tozunu karıştırırsak. O bu biraz karışımların sınıflandırılması, hı hı, ayrılması kısmına girecektir. Hani çok net bir şekilde gözlemleyebileceğiz mi bir düşünüyorum. Mesela elimde bir katı var, suda çözdüm. İyonlarını ayrıştırdım. Sonra o İyonlar bir araya geldiğinde katıyı oluşturabileceklerdir. Ama tabii bu fiziksel değişim anlamında mı kimyasal değişime de girecektir. Anladım demek. Tamam. Sonra arkadaşlar ne dedik? Kimyasal bağ, fiziksel bağdan bahsettim. Dedim ki onu çok net bir şekilde şöyle göstereyim. İki tane atom arasında yer alıyorsa bu ne olacaktır o zaman? Kimyasal bağ, yani güçlü etkileşim. Ama eğer buradaki X ile diğer taraftaki XX arasında oluşuyorsa, bak özellikle bunu noktalı şekilde gösterdim ki hani arkadaşlar anlayın, bu nedir? Fiziksel bağ, yani zayıf etkileşim kopabilir olması gerekiyor. Yani kopabilir şeklinde yorum yapabiliriz. Evet. Şimdi madem bunları bu şekilde ayrıştırdık, artık ne yapalım? Tanımlamamızı tek tek incelemiş olalım. Birincisi, güçlü etkileşimlerin iyonik bağ olması gerekiyor. Bütün bilgilerimizi sıralayacağız. Biz iyonik bağla alakalı neler biliyorduk? Bir kere bir metal bir ametalle bir araya gelecekti. Ve bunlar elektron alışverişi gerçekleştirecekti. Hemen yazdım, dedim ki metal ametal. Sonra elektron alışverişi. Bunlar tamamen iyonik bağ tanımlamak adına arkadaşlar yazdığımız maddeler olsun. Şimdi biz bu bilgiyi ya da ne yapıyoruz? Ortaokuldan beri biliyoruz. Ama benim artık ne yapmam lazım? Lisedeysem yeni bir tanımlamam getirmem gerekiyor. Ki atom ve periyodik sistem konusunda elektronegatiflikten bahsetmiştik. Hani bir atomun bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi elektronegatifliği göstermiş olacaktı. Ve bu elektronegatiflik tanımlamasına göre dedim ki elektronegatiflik farkı iki atom arasında ne kadar fazlaysa iyonik bağ o şekilde oluşacaktır. Hemen şöyle yazalım. Elektronegatiflik farkı fazla olan. Peki bu elektronegatiflik farkı fazla olanı nasıl ifade edelim? Şimdi bir metal var, bir daha metal var. Metal ne yapacak? Kendi bünyesindeki elektronu vermek isteyecektir. A metal de o elektronu almak isteyecek. Biri tam vermek istiyor elektron, diğeri de tam o elektronu almak istiyor. O zaman aradaki farka baktığınızda çok yüksek olması gerekiyor. Yani arada birbirinden çıkardığımda bu değerleri yüksek bir rakam bulmuş olmam mesela lazım. Mesela artı 1 ve eksi 1'in bir gücü varsa artı 2 ile eksi 2 olduğunda bu daha güçlü oluyor. Daha çok iyonik bağ kurma ihtiyacı hissediyorlar. O iyonik bağ sağlamlığıyla alakalı, hı-hı, yine bir tık sonrasında bahsedeceğim bir kısmı. Benim hocam, sonraki evet dersen şimdi şöyle söylemiş olalım hocam. Periyodik sistemi basitçe şuraya bir çizeyim. Hı-hı. Diyeyim ki çok basit çizdiniz. Raylı tren gibi oldu şu anda. Evet. Ama öğrencilerimiz, hı-hı, anlıyor ya. Hı-hı. O çok önemli. Şimdi bu 1A grubum olsun. Bu, hı-hı, da şurada 7A grubum olsun. Şimdi bu 1A ve 7A'nın
Bira'nın solunda ne var? Fransium var. Sonra buraya bakıyorsunuz. Hatta Bira'nın tekerlemesini şöyle bir hatırlayalım. Neydi? Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı demiştik. 7 aya ne söylemiştik? Cesedi buldular. Fıçı bira şeklinde ifade etmiştik arkadaşlar. Şimdi bu fransiyumun metal kısımda yer aldığı için elektronunu aşağı indikçe atom çapı da arttığı için vermek istiyor. Flora bakacak olursan bu da ametalik karakteri fazla. Elektrona en aç olan atomlardan bir tanesi ya da elementlerden bir tanesi. O zaman biri fransiyum ve flor arasında ne yapsın? Bileşik oluştursun. Yani bu periyodik sistemin en iyonik bağlı bileşiklerinden bir tanesi oluşmuş biri olacaktır. Biri tam aşağıda, biri tam yukarıda olduğu için. Biri evet. Metalik özelliğini çok gösteriyor. Metalik aktifliği çok fazla. Çok fazla. Diğeri? Diğerinin de ametalik aktifliği çok fazla. Hı. O zaman buraya en iyonik bağlı bileşik yazdım. Değil mi? Hı hı. Bundan sonrasında arkadaşlar kovalent bağda bahsedeceğim ama bir bağa baktığınızda o bağın %100 iyonik ya da %100 kovalent olduğunu söyleyemeyeceksiniz. Ne yapacaksınız artık? Hani bunlar arasındaki değerleri kıyaslamış olacağız birazdan. Sonra, çocukların o zaman şu sıralamayı da bilmesi gerekiyor mu? Onları zaten atom ve periyodik sistemden biliyorlar artık hocam. Evet. Sonrasında başka ne yaptık? İyonik bağlı bileşikleri adlandırma durumuna gitmiştik. Bu adlandırmaları yaparken de temel sistemim neydi? Demiştim ki metalin adı artı ametalin adı. Şimdi bunu Vural Hoca ile çektiğimiz için hemen ona bir örnekleri soralım değil mi? Biraz. Demir oksit. Demir oksit miydi yoksa demir paslanmış geçiş oldu. Metali olduğu için ne yapacaktı? Yükseltgen ve basamağı olacaktı. Dioksit. Mesela hemen buna bakalım. KOH. Neydi? Nasıl okuyacaktık? Potasyum muydu K? Evet. OH köküm neydi? Hidroksit diyeceğim. Yanlış diyeceksiniz. Hemen. Doğru diyeceğim potasyum, hocam. Hidroksit. Potasyum hidroksit. Hemen yazdım. Potasyum hidroksit dedim. Sonra hemen bir iki tane daha örneğimizi yapalım. Ne diyelim mesela? Mg3N2. Örnekleri zorlaştıralım ki Ural Hoca biraz zorlansın. Yani magnezyumla evet. Azot ama... Ama orada işte bir ince detay var. Diazot diyeceğim. O saçma olacak. Kovalent bağ kaydık. Araya karışık bir şeyler yaptık. Şimdi arkadaşlar buradaki olay neydi? Ben eğer iyonik bağlı bileşik oluşturuyorsam demiştim ki X artı A, Y eksi B olsun. Ve bu oluşan iyonik bağlı bileşik çapraz çarpımla oluşacaktı. Yani X, B, Y, A şeklinde. O zaman bununla bu bilgiyi bağdaştırırsam bu 2 buradan gelir artı 2, bu 3 buradan gelir eksi 3. İsim olarak baktığımda önce artıyı yani katyonu söylüyorum. Magnezyum. Sonrasında azot eksi 3 yüklüyse neydi? Nitrür ismini almış olacaktı. Hani bunu arkadaşlar tekrar anlattığımız için hani örnekleri çoğaltabilirsiniz sizler de zaten kaynaklarda da. Sadece sistemi bilmeniz lazım. Metalin adı, ametalin adı, iyonik bağlı bileşikler çapraz çarpımla oluşurlar. Peki başka bunların ne gibi özellikleri vardır? İyonik katılar arkadaşlar katı halde oldukları için elektrik akımını iletmezler. Hemen diyelim ki iyonik bileşikler katı halde elektrik akımını iletmezler. Neden? Demirin olduğu bir şey iletmez mi demirle? Şöyle düşünelim. Elektrik iletkenliği iyonlarla sağlanır. Eğer ben sulu çözeltiye koyulmazsam iyonlarımı ayrışmayacağım için ne yapamayacağım? Elektriği iletemeyeceğim. Elektrik iletkenliği yoktur diyelim. Olduğu hale bakacak olursak da arkadaşlar nasıl olması gerekiyor? Sulu çözeltisinde olması lazım. Mesela sodyum klorür ne yaptım? Bunun sulu çözeltisini düşündüm. Eğer işin içerisine su giriyorsa iyonlarını ayrışabilir moleküllerde. Ne yapmış olacağım? Sodyum artı 1 suda hali ve klor eksi 1 suda hali olarak ifade etmiş olacağız.
Peki ben acaba şu ana kadar ne yaptım? Geçen ünitelerdeki bilgilerimi de tazelemiş oldum. Peki burada yeni bilgi öğrenmeyecek miyim? Evet, şunu öğreneceğim. Bir iyonik bağın sağlamlığı acaba nelere bağlıdır diyelim. Hemen yazdım. Dedim ki iyonik bağın sağlamlığı. Hemen ifade edelim. Şimdi bu iki tane etmene bağlı. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar iyonların büyüklüğü, diğerine baktığınızda da yarıçap olması gerekiyor. Hemen yazalım. İyonların büyüklüğü ve yarıçap. Şimdi bu yarıçap meselesi biraz farklı. Önce iyonların büyüklüğüne bakalım. Acaba doğru orantı mı, ters orantı mı? Şimdi iyonik bağa baktığınızda İyonlarınız eğer büyüyorsa demek ki bağınız da daha sağlam olması gerekiyor. Hemen yazıyorum, diyorum ki iyonların büyüklüğüyle o zaman ne orantılı olacaktır Vural hocam? Doğru orantılı. Ama yarı çapa baktığınızda şimdi iki tane atom düşünün. Yarı çapları küçük. Sonrasında hatta örneğimizi şöyle oluşturalım. Diyelim ki bir magnezyum florür kısmı olsun. Bir de kalsiyum florür kısmı olsun. Yani bakın hemen bakıyoruz arkadaşlar. Florlar nedir? Ortak. O zaman baz almam gereken sağlamlık açısından bu ikisinin yarı çapı olması gerekiyor. Çünkü her iki iyona baktığınızda artı 2'ye sahip olması lazım. Peki acaba yarı çap nasıl değişiyordu? Bunun her ikisi de neydi? 2A grubunda yer alacaktı. Hemen bakıyorsunuz yukarıdan aşağı doğru sıraladık zaten. Magnezyum yukarıda, kalsiyum da aşağıda. Yani bir tanesi 3. periyot, diğeri de 4. periyot olması lazım. Peki yukarıdan aşağı yarı çap acaba nasıl değişiyordu? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ne dediğinizi duyar gibiyim. Yarı çap yukarıdan aşağıya artarak gider. Hemen aşağı yazıyorum. Diyorum ki atom yarıçapı artar. Peki çap arttıkça ne olacaktır? Şimdi bu iki tane atomun arasındaki uzaklık gitgide artıyor. Uzaklık artarsa bağınızın ne yaptığını düşünün, biraz daha esnediğini düşünün. Demek ki benim çapım ne kadar büyükse iyonik bağın sağlamlığı o kadar az olacaktır. Hemen yarı çapla ters orantılıdır. Yani yorumunu atomların merkezleri arasındaki mesafe uzaklaştıkça sanki bir nevi yer çekimi yapıyorlar da ama bu yer çekimi iyicene azaldı. Evet, ya da şöyle düşünelim. Hani biraz ters bir mantık kalıyor aslında. Sanki uzaklaştıkça bağ sağlamlaşıyor gibi ama tam tersi düşünün arkadaşlar. Uzaklaştıkça sağlamlığınız azalacaktır. İyonik bağınızın sağlamlığı eğer azsa bu da sizin erime ve kaynama noktanızı düşürmüş olacaktır. Yani burada gelecek soruların tamamı arkadaşlar şu iyonik bağın sağlamlığıyla alakalı olması gerekiyor. Ya da böyle sözel bilgiler gelmiş olacaktır. Soru çözeceğiz bunlarla alakalı. Bununla alakalı soru şu anda olmayacak ama bundan sonraki testlerimiz kısmında yer almış olması gerekiyor. Hemen devam edelim. Şimdi kovalent bağ. Kovalent bağ arkadaşlar tanımlarken bunu çok açarak yapacağım. Hemen söylüyorum. Diyorum ki bildiğim tanımlama neydi hocam? Ametal artı ametal. Evet. Artık öğrendim yani. Sonra bunlar ne yapacaktı Vural hocam? Elektron ortaklaşması mıydı? Elektron alışverişi miydi? Ya her da ikisinin de eksisi miydi? Olduğuna göre ortak kullanacaklar birbirlerine. Evet, tamamlı. Çok güzel. Elektron ortaklaşması. Kovalent bağda bu iki tanımlamayı bilmekte fayda var. Hemen burada kovalent bağlı bileşiklerin adlandırılmasını yaparken ne yaptım arkadaşlar? Sistemim şuydu. Birinci ametalin sayısı artı birinci ametalin adı, ikinci ametalin sayısı artı ikinci ametalin adı şeklinde gitmiş olması gerekiyor. Hemen sisteme örnekler verelim. Diyelim ki N2O3 kısmı ya da N2O5 diyelim. Sonra başka ne söyleyebiliriz? Karbon monoksit örneklerini vermiş olalım. Hemen birincisini Vural Hoca söylüyor. Diazot. Evet. Penta.
Çok güzel hocam. Gördün mü? Evet, bu sefer oldu. Sayıları sırasıyla söyleyecek olursak neydi? Bir mono, di, tri, tetra, penta, sonra hexa, hepta, okta, nona ve deka olarak Latince arkadaşlar sayıları söyledik. Önce birincisinin sayısını söylüyorum. Di, sonra ametalin adı azot. Sonra arkadaşlar 5 tane, 5 neydi? Penta. Oksijen eksi 2 yüklü olacağı için oksit ismini aldı. İkincisi nedir hocam? Karbon monoksit. Evet, demiştik ki eğer birinci ametalde bir tane atom varsa onu ekstra mono olarak ifade etmenin bir gereği olmayacaktır. Ama ikincisinde bir tane varsa kesinlikle söylüyorsunuz. Bu kolay çünkü 2x, 3x diyoruz ama 1x demiyoruz ya, oradan aklımda kalıyor. Çocuklar böyle düşünebilir aslında. Matematikle bağdaştırdığınız kısmı çok güzel hocam. Karbon monoksit olarak söylemiş olduk. Peki acaba iyonik bağda kullandığım tanımlamayı burada da kullanabilir miyim? Şimdi her ikisi de ametal ametal değil mi? Elektron ortaklaşması var. O zaman elektronegatiflik olarak düşünürsem her ikisi de bağ elektronlarına sahip çıkmak isteyecekler. Çünkü elektron açlıkları var adamların yani. O zaman diyorum ki bunların ikisi arasındaki elektronegatiflik farkı az olması gerekiyor. Hemen yazdım. Dedim ki elektronegatiflik farkı az olan. Şimdi arkadaşlar bunları neden özellikle size söylüyorum? Çünkü 2013 LYS sorusuna baktığınızda kimyasal türler arası etkileşimlerden gelen, ki bu konu LYS kısmını oluşturacaktır kimyanın, size bir tablo veriyor. Bu verdiği tabloda belli başlı atomların elektronegatiflik değerleri var. Ki biliyorsunuz ki arkadaşlar bu değerler kimyasal rakamlarla ölçülebilir şekilde verilmiştir. Örneğin diyor ki işte azotun ne olsun, 2 olsun ya da biraz daha yüksek söyleyelim 3 olsun, hidrojen azota göre arkadaşlar 2 olsun gibi varsayımlarla bulunalım. Bu atomları veriyor ve sonra sana aşağıda şunu söylüyor. Oluşturulacak olan bileşiklerden hangisinin iyonik karakteri daha fazladır ya da kovalent karakteri daha fazladır gibi. Sen o zaman neyi düşünüyorsun? Her ikisi arasında oluşan kısımda verdiği elektronegatiflik farkı değerlerini birbirinden çıkardığında fark azsa ne olması lazım? Kovalent bağ, ama aradaki fark fazlaysa şıklara göre değerlendirmede bu sefer ne olacaktır arkadaşlar? İyonik karakteri daha fazla olması gerekiyor. Hemen şöyle bir örnek yapalım. Mesela ben şunu söyledim biraz önce. Dedim ki bir bağın %100 iyonik ya da %100 kovalent olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü iyonik bağın içerisinde kovalent karakter az da olsa vardır. Kovalent karakterin içerisinde de iyonik karakterin olması gerekiyor. Bu bağlamda bana potasyum florür, potasyum klorür, sonra potasyum bromür ve potasyum iyodür arasındaki oluşacak olan bileşiklerin ne yapalım? En iyonikten en kovalente doğru, kovalente doğru sıralama yapalım. Peki burada sizin dikkatinizi çeken neydi Vural hocam? Ya da hiçbir en şey mi? En iyonikten en kovalente doğru. Şu verilen bileşikler arasında. O zaman ilk önce bir kere metal ametalleri alacağız. Bunlardan da olanları alacağız. Zaten hepsi metal ametal. Potasyum neydi? 1A grubundaydı. Niye o zaman kovalente doğru diyoruz? Çünkü iyonik karakter ama %100 değil. Atıyorum mesela %98 iyonik, %2 kovalent. Ha, yani metal sanki hafiften ametal özelliği de gösteriyormuş gibi mi? Değil de yani. O çok yanlış bir tanımlama. Peki şöyle, alttaki metal çok kuvvetli metal, sağlam metal, taş fırın metali. Heh. Yukarı doğru çıktıkça metalik özelliği azalıyor gibi mi? Dolayısıyla bağı da zayıflıyor. Gibi. Yani o kadar anlayabiliyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Potasyum bir anda. Bir ara size Obibokek anlatayım hocam. 7A'ya bakıyoruz. Flor, klor, brom, iyot. Şimdi buraya bakacak olursam eğer farka bakalım. Mesela diyelim ki bunun arasındaki fark ne olsun hocam? 8 olsun. Bu elektronegatiflik değeri olsun diyelim. Sonra bunun elektronegatiflik değerini sırasıyla
Nasıl söylemiş olalım? Burası 1 olsun. Sonra elektronegatiflik 2, 3 ve 4 olarak ne yapalım? Değiştiğini söylemiş normalde olalım. Normalde 7A grubunda bu şekilde mi sıralanıyorlar? Aşağı doğru bakacak olursak elektronegatiflik değeri azalmış olacaktır. O zaman olacaktır. En kuvvetli şunlar olacak. En yönelik şu olacaktır. Bunların arasındaki farka bakıyorsunuz. 8-1'den 7. Buraya baktım. 8-2'den 6. 8-3'den 5. 8-4'den 4 olması gerekiyor. O zaman en iyonik hangisiydi? Potasyum klorür, sonra potasyum klorür, potasyum bromür ve potasyum iodür olarak gitti. Yani o zaman değerleri de yazalım. 8-1, 7, 6, 5, 4'tü. Bu tarafa doğru bakacak olursak ne oldu? En iyonik kısım. Yani en iyonik bu. Evet, sonra giderek azalıyor. Azalıyor. Tamam. Kovalent karaktere doğru kaymış olacaktır. Anlaşıldı mı hocam? Anlaşıldı.